arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için güzel bir pantolon çalışması yapacağız. Pantolon çalışmamız oldukça kolay. Alt kısımdan yani her bir bacağını ayrı ayrı örerek başlayacağımız pantolonumuzu A kısmından birleştirerek yukarıya doğru ördükten sonra iki tane minik ceple pantolonumuzu tamamlamış olacağız. Pantolonumuzu hemen ölçüsüne bir bakalım. Yukarıdan başlıyorum lastik kısmından ve en uç kısma kadar ölçüyorum. 37 santim olduğunu görmekteyim. Basen bölgesini ölçüyorum. 24 buçuk santim. Tabii bu ölçüler öreceğimiz yaş grubu için değişkenlik gösterecektir. Daha büyük yaş grubundaki çocuklarımıza öreceksek biraz daha bacak boyunu uzun tutarak istediğimiz kadar büyütebiliriz. Tabi buradan da ilk başlangıç noktasında trabzan sayılarımızı fazla başlamamız gerekmekte. Sonrasında bu A kısmından birleştirdikten sonra aynen işlemlerimizi birebir tekrar ederiz ve pantolonumuzu tamamlarız. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Süveterimizin altına Yine aynı iplerimizden bir de pantolon çalışmak istiyorum. Pantolonumun lastik kısmını koyu mavi ile e, geri kalan ağırlıklı bölümünü ise açık mavimle e, başlıyorum. Yine iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. İnce uçlu tabii ki bu tığ tercihi kullanacağınız iple orantılı olmak zorunda. Eğer ipiniz e, kalınsa daha kalın uçlar daha ince ise daha... İnce numaralı tığlarımızı tercih edebilirsiniz. Tamamen tığımız ve ipimiz doğru orantıda ilerlemeli. Şimdi koyu mavi ipimle pantolonumun paçasından başlamak istiyorum. Paçasının bir tanesini örüp sonra diğer paçamızı aynı ölçülerle ördükten sonra her ikisini bu A bölgesinde birleştirerek yukarı doğru örelim. Şimdi bu koyu renkli mavimle 42 tane zincir çekiyorum. 42 zincirimin üzerine ise trabzanlarımı örerek tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 41 ve 42 tam 42 tane zincir çektim tabi benim öreceğim yaş grubu 1 yaş civarı 1-1.5 yaş civarındaki çocuklarımız için tabi boyunun uzunluğuna göre değişecektir yeterli daha büyük yaşlardaki çocuklarımız için örecekseniz 50'ye kadar zincirimizi çekebiliriz yani bacak genişliğini ne kadar istiyorsak ilk o kadar başlayabiliriz tam 46 tane, 42 tane zincirimi şöyle birleştiriyorum birinci zincirimi ve kapatıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Paça kısmımızın alt kısmı bakınız. Paçamız. 3 zincirimi çektikten sonra hemen zincirimin içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 42 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın zincirlerimin içerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Zincirimin içerisine girerek İkili trabzanımı örüyorum. Tabii bu ipimi arkadan götürmeye çalıştığım için onu da devam ettiriyorum. Eğer zorlanıyorsanız daha sonrasında ipimizi tığımız yardımıyla içeriği gizleyebilirsiniz. Zincirlerimizin içerisine birer birer ilerleyelim. Zincirimizin üzerine tam 42 tane trabzanımızı örerek başlangıç noktama geldim. Şimdi 3 tane zincirimin üzerine girerek batıyorum, zincirimin içerisinden şu şekilde çıkarak ilmeğimin içerisinden geçiyorum ve birinci sıramızı bir bütün haline getirmiş oluyoruz. 3 tane zincirimi hemen üzerine çekiyorum, 2 ve 3. Şimdi paçamız için lastik örgüsü yapmaya başlıyoruz. Hemen ilk trabzanımı yan tarafından giriyorum ve ikili trabzan olarak örüyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir sonraki gelen trabzanımın ardından giriyorum. Ve diğer ittirerek diğer kenarından çıkıyorum. Bakın şu şekilde ardından giriyorum. Ve diğer hemen tek trabzanımı alarak diğer yandan çıkıyorum. Ve ikinci trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın yanından girerek örüyorum. Bir sonraki trabzanımı yine ardından giriyorum ve örüyorum. Sıradaki yandan bir yandan bir ardından girerek örelim. Yandan girme hemen görülüyor fakat ardından girme bakınız ardından şu şekilde sağ tarafından giriyorum. Trabzanımın solunda çıkıyorum ve hemen ipimi alarak trabzanımı örüyorum. Tekrar yandan giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir sonraki ardından ve bu şekilde birinci sıramızı bir yandan bir ardından alarak trabzanlarımızı örüp tamamlayalım. ikinci sıramızı tamamladık. Bakınız bir yandan bir arkadan aldık ve alttaki düz olan trabzanımızda lastik görüntüsüne e, girdi. Şimdi 3 sıramıza başlayacağız. Üçüncü sıramızda yine kabartılı olanları yandan İçeride kalanlara ise ardından girerek örüyoruz. 3 tane zincir çekmiştim. 3 zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmeğimin arasından geçiriyorum ve ikinci sıramı kapıyorum. Ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen zincirimden sonra yandan girerek başlamıştım. Bakınız ilk trabzanım kabartılı bir şekilde durmakta. İkincisi ise bakın arka tarafa kabartılı. Yani ön taraftan çukur görülmekte bakın şiş örgüleriyle bir ters bir düz görüntüsünde tığımın başında doluyorum. hemen zincirimden sonraki trabzanıma yandan girerek alıyorum ve bu üçüncü sıramız ve bir sonraki sıra ardından giriyorum ve örüyorum bir yandan alıyorum örgümü çünkü artık forma da girdi bakınız kavartılığı yandan işte kalanı ise ardından bir yandan bir ardından bir yandan bir ardından şekliyle üçüncü sıramızı örelim ve bu şekilde aynen kabartılıları yandan işte kalanları ardından olarak örelim ve toplamda 5 sırayı tamamlayalım. Şimdi 3. sıramızdayız. 4 ve 5'i de örelim görüşelim. 5 sıra lastiğimizi ördüm. Sıramız tamamlandıktan sonra bir sıra lastik olmadan sadece trabzanımızı örelim. Bir üç zincirimi çektim. Birinci trabzanım bu şekilde oluştu. İkinci trabzanımı örmeye başlıyorum. Bakınız şu aradaki devam eden hep zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanımız. Hemen yandan diye başladığımız ve ördüğümüz trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. Ve diğer trabzanımın üzerine bu minik gözlerinin içerisine girerek birer birer trabzanlarımı örerek başlangıç noktama kadar geliyorum. Ne yandan alıyorum ne arkadan dümdüz üzerlerinden örerek gelelim. Sıramın başlangıcına kadar örerek geldim. Birer birer trabzanım 3 tane zincir çekmiştim. Zincirimin aşağıdan yukarıya doğru üçüncüsünün üzerine gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Ve mavi rengimi alıyorum. Tıpkı süveterimde yapmış olduğum modelimi çalışmaya başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum yine 1 2 3 ipimi sıkıştırıyorum ve tığımın başını dolayarak hemen sıradaki trabzanımı yandan örüyorum bakın üzerine sık iğne örmeden hemen bu trabzanın üzerine modelimi uygulamaya başlıyorum bir tanesini yandan bir tane trabzanımı yani sıradaki trabzanımı tepesinden bir tane trabzanımı ana gövdeden giriyorum diğer trabzanımı ise tepesine batarak örüyorum bir trabzanımı ana gövdeden yandan alarak giriyorum. Diğer trabzanım ise tepe noktasına giriyorum ve örüyorum. Bakınız bir tanesi aşağıda bir tanesi yukarıda. Tekrar sırayı takip ediyorum. Diğerini tepe noktasından tepesine batıyorum. Bir tanesini yandan sıradakinin tepesinden ve bu şekilde bir tanesini yandan bir tanesini tepesine batarak başlangıçtaki zincirimize kadar örerek gelelim trabzanımı bir uçtan bir uca bir tanesini yandan bir tanesini tepeden alarak ördüm ve başlangıç noktama geldim en son yandan girerek dışa kabarttım ve 3 tane zincirimle başlamıştım yine zincirimin tepesine gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve sıradaki Trabzanımın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Diğerine bir sık iğne ve bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğnemi örerek başlangıçtaki zincirimizin üzerine kadar geliyoruz. Hepsine birer tane sık iğne bakınız. Her bir trabzanımın üzerine Evet bir uçtan bir uca kadar sık iğnelerimizi de yaparak geldim. Şimdi zincirimizin olduğu yerdeyiz. Bakınız hemen rengimizi değiştiriyoruz. Ve ipimi alıyorum. Mavi ipimi tığımın başını doluyorum. Zincirimden oluşan trabzanımın belinden giriyorum. Ve şöyle uzatarak dıştan trabzanımı örüyorum. Sıradaki dışa kabartılı olanın tam tepesine batıyorum. Kısa trabzanım olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanın bakınız kısa trabzan her ikisi uzun o kısa yandan girerek uzun olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımın sık iğnesinin üzerine batarak tepesinden örüyorum. Ve sıradaki trabzanımı kısa olarak bir önceki sırada ördüğümü yandan girerek kabartıyorum. Ve bir sonrakini tepesine batıyorum. Ve kısa olanı yine yandan gövdeden girerek uzatarak örüyorum. Bu sıramızı örelim. Üzerine bir sıra sık iğne örelim. Tekrar aynı işlemi mavi renk olarak üzerinde tamamlayalım ve sonrasında görüşürüz. Pantolonumuzun paça kısmını örerek geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra modelimizi uyguladık. Modelimizi bakınız e, her rengimiz 2 sırada tamamlandı. 1 sıra trabzan sırası ve aynı renkten trabzanımızı ördükten sonra 1 sırada sık iğne sırası örerek e, modelimizi 2 sırada tamamladık her rengimizi ve yukarıya doğru örerek geldik ve yerlerini değiştirdik. Buna çok dikkat edelim. Uzun trabzanlarımızı kısa, kısa olarak ördüğümüz trabzanlarımızı ise uzatarak modelimizi şöyle güzel bir şekilde kurduk. Şimdi en son açık mavimle Modelimin trabzan sırasını ördüm. Bakın üzerine sık iğne sırasını örmedim. Buradan sonrası artık artışlarımı yaparak sadece açık rengimi kullanarak e, yukarıya doğru A kısmına doğru büyüterek örüyorum. Ve arada artışlarımızı yapacağız. Şimdi 3 tane zincir çektiğim yere geliyorum. ipimi geçiriyorum ve başlıyorum. 1-2-3 Tığımın başında doluyorum. İlk artışımı yapıyorum. Hemen zincirimi çektiğim yere bir tane artışımı yapıyorum ve aynı yere bir trabzanım örüyorum. Başka yerde artış yapmıyorum. Sadece başlangıçta ve diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Her trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Bakın düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde sıramızın başına kadar örelim. Ve sıramızın sonuna kadar geldim. Bakınız 3 tane zincir çekmiştim. Hemen aynı yere bir tane trabzanda örüp artışıma başlamıştım. Ve en sondaki trabzanımı ördüm. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve şöyle geçişimi yapıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 sıra 3 tane zincirimi örüyorum. Ve arttığım trabzanın üzerine batıyorum. Ve birer birer örüyorum bir sıra trabzanımızı örüyoruz bir yani bir sıra trabzanımızı artırıyoruz üzeri sırasında artışımızı yapmıyoruz bir sırada artışımızı yaptık bakın burada dümdüz örerek gidiyoruz ve bundan sonraki sıramızda artışımızı yapalım diğer sırada düz örelim bir sıra artış bir sıra artış olmadan birer birer trabzanlarımızı örerek biraz büyütelim mavi rengimizde düz sıramızı örmeye devam ediyoruz bakınız bir 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördük düz örgümüzü. Birinci sıramızda artırdık. ikinci sıramızda artırmadık. Üçüncü sıramızda artış yaptık. Dördüncü sıramızda artış yapmadık. Beşinci sıramızda artışımızı yaptık. Altıncı sırada artışımızı yapmadık. Şimdi yedinci sıramı öreceğim. Yedinci sıramla sekizinci sıramın her ikisinde de artış yaparak başlıyoruz. Şimdi yedinci sıradayız. Bakınız üç tane zincirimi çektim. Hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzanımı batıyorum ve artışımı yapıyorum. Diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Birer birer. Sadece birinci trabzanımı yani zincir çektiğim trabzanımı iki defa örüyorum. Diğer trabzanlarımın her birinin üzerine bir defa batarak bir defa örüyorum ve başa kadar gelelim. 7. sıramızın başlangıç noktamıza kadar örerek geldik. Bakın sıramızı tamamladık. İlk trabzanımızı iki defa örmüştük. Şimdi batıyorum zincirimin üzerine. 8. sıramızı başlıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin dibine bir tane daha batarak 8. sıramızda da artışımızı yapıyoruz. Hem 7'de hem de 8. sıramızda bir tane artışımızı yaptık. Şimdi birer birer trabzanlarımızı örerek 8. sıramızı tamamlayalım ve 9. sıramızı artış yapmadan bir sıra dolaşalım. Evet, pantolonumuzun her iki paçasını da bu şekilde örerek tamamladım. Bakınız modelimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 sıramızı ördük. Şimdi birleştirmesini yaptım. Her iki bacağımızdaki zincir yerlerimizi Belirleyelim. Bakınız zincir yerimin tam üstündeyim. Diğer tarafta da buradan devam ede gelen zincirimiz var. Tam diğer zincirimin üzerine bir zincirden diğer zincirin üzerine gelerek batıyorum. Ve şu şekilde birleştirme işlemini başlatıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum zincirimi çektim ve aynı yere bir trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı örmeye başlıyorum artık sırayı takip ediyorum bu sol taraftaki bacağımızı tamamlıyoruz bir bütün olarak devam ettireceğiz artış yapmayalım atlamayalım dümdüz devam edelim 3 tane zincir çekmiştik. Hemen dibine battık ve diğer trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız son trabzanımızın olduğu yerdeyim. Ve şuradaki görmüş olduğumuz iki tane trabzanla başlatmıştık. Hemen bu taraftan dibe batıyorum. 1 ve aynı yere bir tane daha batıyorum. İki tane trabzanı bitişte de örüyorum aynı yere bir tane iken iki tane yapıyorum yani birer birer artışımı tamamlıyorum. Şimdi diğer bacağımıza geçiyoruz. Tığımın başını doluyorum hemen bakın ilk trabzanıma üzerine geliyorum ve örüyorum şu şekilde ilk trabzanımı ördüm ve devam ediyorum ilk trabzanıma bir tane daha batıyorum bu tarafa geçince de. İki defa battım ve birer birer diğer trabzanlarımın üzerine de batarak ilerliyorum. Şöyle baktığımız zaman, bakın bu tarafı bitirdik bu bacağımızı. Şimdi diğer bacağımızı kapatıyoruz ve şuradaki A yerini tamamlamış oluyoruz. Buradan da gelince iki defa da en son trabzanımıza batıp birleştirme işlemimizi yaparak. Tüm gövde olarak örmeye başlayacağız. Şimdi bu sıramızı sona kadar getirelim. Evet başlangıç noktamdan bu yöne doğru e, örerek geldim ve bakın son trabzanımı iki defa ördüm. Son trabzanımı şöyle bacağımızın arasına bakalım. Bakınız şu şekilde birleştirdik. Şimdi iki defa trabzanımızı ördükten sonra hemen sıramızı tamamladık. Artık bakın 3 tane zincir çektiğim yere geldim. Hemen geliyorum. 3. zincirimin tepesine batıyorum. Ve artık tamamen birleştirme işlemini yaptık. Hiçbir şekilde pürüz olmadan dümdüz sürekli yuvarlaklarımızı çizerek örmeye başlayabiliriz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada e, buradaki tek püf nokta lütfen kafanız karışmasın e, zincirlerden birbirine geçiş yapıyoruz ve ilk battığımız yere iki tane trabzanımızı örüyoruz zincirimizin hemen yanına dolaşıp geliyoruz bitirirken tekrar başlangıç noktamızın oraya iki defa e, Trabzanımız örüyoruz, diğer bacağımızı geçiyoruz. Yine ikişer defa trabzanlarımızı örerek artışımızı yapıyoruz. Sadece bacak arasında ikişer ikişer artışları yapıyoruz. Bacak arasını rahatlatmış oluyoruz. Hem de birleşme işlemimiz deliksiz ve ayrıksız oluyor. Evet, şimdi üç tane zincirimi çektikten sonra artık istediğimiz gövde boyu olana kadar dolanıyoruz. Paçamızı birleştirdikten sonra bakınız, yukarı kısmı örmeye başladım. Tam tur yaparak yani başlangıç yerimizden sürekli aynı duvarlaklara çizerek örerek büyütmeye başladık. Şöyle bacak aramızı görelim. Bakınız buradan başladım ve devam ediyorum. Şöyle birkaç sıramı ördüm. Yeterli uzunluğa gelene kadar sadece düz trabzanlarımızı örerek şimdilik ilerleyelim yukarı yeterli boyuta gelene kadar sadece trabzanlarımızı bu şekilde örelim. Yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Hemen sayıyorum sıramı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 tane açık maviden ördüm. Bir tane de diğer mavime geçtim. Şimdi Diğer mavim bir sıra dümdüz ördüm. Dümdüz ördükten sonra ikinci sıraya geçişimi yapıyorum. Zincirimin üzerine batıyorum. İlk üç tane zincir çekmiştim. Onun üzerine batıyorum ve bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Lastik görüntüsüne dönüştürüyorum. İlk trabzanımı yandan giriyorum. Bir. Diğer trabzanımı ardından sıradakini yandan bir tanesini ardından bir tanesini yandan Örerek e, pantolonumuzun lastik kısmını oluşturalım. Bel kısmını lastikten yapmış olalım. Minik bir de cep örmek istiyorum pantolonumuzu. Sayalım trabzanımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane trabzandan oluşan minik bir cep. Bir tane hazırladım. Bir tane de diğer e, tarafa hazırlamak istiyorum. Şimdi zincirimizi çekelim. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincir yuvasına gelerek giriyorum ve örüyorum birer birer trabzanlarım örüyorum Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz Dilerseniz daha küçük de ayarlayabilirsiniz ama bu tam ideal ölçüde tabi büyük sevenler için birkaç trabzan daha fazla örmelerinde fayda var 1 2 3 4 5 6 7 7 sıramı ördükten sonra cebimde bu şekilde başladık üzerlerine aynen örerek devam edip bitirelim Pantolonumun cebini ördüm. Bakınız her ikisini de diğerinin kenarını şu şekilde tığladım açık mavi ipimle. Şimdi diğer e, örmüş olduğumuz cebimizin de kenarını tığlamaya başlayalım. Açık mavi renkteki ipime bir tane düğümümü atıyorum. Ve ördüğüm cebimi alıyorum. Hemen uç noktaya giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir iki tane trabzan geri gelerek bakın ipimizde şöyle birazcık gevşetiyorum. İki tane trabzan geri geliyorum. Bakın sağ elimden tarafa doğru geliyorum. İkinci ve üçüncü trabzanımın arasına batıyorum. Şuraya batıyorum ve örüyorum. Sonrasında yine iki trabzan atlıyorum. Bakınız bir iki tane atladım. Batıyorum ve örüyorum iki tane trabzanım atlıyorum 1 2 araya batıyorum ilmeğimi çıkarıp örüyorum 1 ve iki tane tekrar alıyorum kapatıyorum 2 tane atlıyorum giriyorum ve en uç noktaya batarak köşemi örüyorum. Sonrasında yan tarafa geliyoruz. Yan tarafta ise her bir trabzan sıramız var. Bakın her bir sıraya bir defa giriyoruz. Bakın ilk sıraya girdim. İkinci trabzan sırama geçerek batıyorum ve örüyorum. Diğer sırama geçiyorum ve örüyorum. Tabi ilmeğimi uzatıyorum. Çekmesin diye. Ve bir sonraki bakın şöyle ilmeğimizi kısa değil biraz uzatıyoruz yapacağımız yere doğru çekiyorum kapatıyorum birkaç defa yaptıktan sonra çok rahat olacaktır önce bir parçada çalışmanızı tavsiye ederim ve yine dik duran trabzanlarımın olduğu bölüme geldim bakınız şimdi yine 1 ve 2'nin arasına giriyorum örüyorum tığımın başını batırıyorum ipimi alarak örüyorum iki tane tığımın başını batıyorum 1 ve 2 batıyorum. Diğer iplerimin hepsini daha sonra toparlayacağım ve en uç noktaya geliyorum. Tekrar boşluğa batıyorum dik duran trabzanımın olduğu yere ve örüyorum. Ve sonrasında sırası ile birer trabzan yukarıya çıkarak devam ediyorum. İlk önce kendi trabzanına batalım. Bir sonrakine bir sonrakine ve sonrakine sırası ile bakın birer birer batarak ilerliyoruz başlangıç noktama kadar geliyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum ilk trabzanlarımın arasından giriyorum ve son trabzanıma batıyorum ve arkasını çeviriyorum başlangıç noktamın üzerine batıyorum ipimi çekiyorum ilmeğimin arasından geçir bir tane zincirimi yaparak tamamlamış oluyorum. Cebimizin kenarında bu şekilde çevirdik. Şimdi bel kısmımıza zincir çekerek belimize bağlayalım. Belimizi tutması için dilediğimiz uzunlukta zincirimizi çekelim ve arasına şöyle geçirerek takalım zincirimizi. Yeterli ölçü olana kadar zincirimi çekiyorum elimizi sonrasında birlikte takalım. Cebimizin bir tanesini diktim. Şu şekilde bakınız. Üstten açılır bir şekilde. Kenarlarından dolaşarak diktim. Diğer cebimizi de aynı şekilde dikerek tamamlayalım. Bakınız e, diğeriyle aynı ölçüde yani aynı sırada olmasına dikkat edelim. Hem bitişi hem başlangıcını aynı sırada olacak şekilde şöyle üstten ya da elinize nasıl uygun geliyorsa ayarlamamızı yaparak bu kısımdan başlayalım. Şöyle ipimi çekiyorum. Tabi elinizde de yapabilirsiniz. Ben gösterme amaçlı olduğu için elinizde daha rahat çevirebilirsiniz. Bu kısımdan başlayarak ilerleyelim. Tabi alttaki kalan kısmı da dikmemeye özen gösterelim. Şu kısmı yani. Bakın şu kısım açık kalsın. Diğer tarafa da dikişimizi geçirmeyelim ve bu şekilde kenarlarından alarak ilerleyelim. Bakın aynı sıraya gelince şu şekilde biraz ovalleştirelim kenardaki dönüş kısmımızı. Dikişimizi alt tarafa doğru geçiriyorum ve bu şekilde dikerek tamamlıyoruz. Pantolonumuzun ceplerini de tamamladıktan sonra şu şekilde bakın zincirimi çektim. Zincirimi daha büyük numaralı tığla çekerseniz daha e, böyle kabarık, hoş durmakta. Şimdi tam ortalayacak şekilde şöyle ortalayalım. Bakınız şöyle ortaladım. Ve başlıyorum takmaya. Şu şekilde geçiriyorum. Alttan biraz daha fazla geçirelim. Mesela 1 2 3. Şu şekilde aynı yerden geçirmeyi, yani aynı sıradan geçirmeye gayret edelim. Üstten sadece bir trabzan da gösterelim. Alttan 1-2-3. Üstten sadece bir trabzan üzeri geçirelim. Üstten çok bir e, görünmesi. Alttan bakın 1-2-3. Yine 1-2-3 çok rahat geçmekte zaten. 3 tane yaptıktan sonra şöyle girelim. Hemen bir uçtan diğer uca kadar çekelim. Ucumuzun bir kısmı burada kalsın. Bakın şu şekilde. Ne kadar küçük tutarsak o kadar rahat geçer. Bakın şöyle ucundan sadece uç kısmından birazcık tutalım. Hepsini geçirmeye gayret etmeyelim. Bakın 1 2 3 ucundan sadece işlemimi ucundan yapıyorum. Bir tanesinden geçirdim. Hemen 1 2 3. Bakın daha rahat ve seri bir şekilde bir tanesinden 1 2 3 bakınız bir tane hiç çevirmeye bile gerek yok zaten belirli olduğu için hemen elimizde arka tarafta 3 ön tarafta bir tane önden çok belirli olmasını istemiyoruz bağlayalım ve bitirelim Evet sevgili arkadaşlar bağcığımızı da bu şekilde taktıktan sonra e önümüzde şu şekilde güzel bir düğümümüzü atarak pantolonumuzu tamamlamış olduk. Ve bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.